Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kanal takipçilerimiz, bildiğiniz gibi kanalımızda halk arasında üç harfler olarak bilinen şeytani cinlerin insanlarda meydana getirdikleri fiziksel ve ruhsal sıkıntılar, rahatsızlıkları ve çözümlerini sizlerle paylaşıyoruz. Yaptığımız araştırma ve çalışmalarımız tamamen hurafelerden ve kulaktan dolma bilgilerden uzak bir şekilde Kur'an ve sünnet ışığında sizlere sunulmaktadır. Hatta canlı seanslarda şeytani cinler konusunda sorun yaşayanların seansları kanalımızda sizlerin istifadesini arz ediyoruz. Seanslarda yapılan uygulamalar tamamen şeffaf olarak sizlere aktarılıyor ve aynı sorun ve problemleri yaşamakta olan insanlara bir yol göstericiliği ve sahiplik yapmaktadır. Bizlerin unuttuğu tövbe ile manevi şifa mucizelerine tüm kanal izleyicilerimiz ile hep birlikte şahit oluyoruz. Dermansız dertlere devanın kapılarını birlikte aralıyoruz. Belgeselimizde seanslara giren kişilerin çok büyük bir kısmı sorunlarına çözümler buluyor. Ve yine takipçilerimizden de aynı tövbe ve duaları uygulayan kişiler tövbe ile dertlerine deva buluyorlar. Bu nedenle bu belgeselin yayın hakları alınarak bu seansların sizlerin görmeniz için paylaşmamızın en büyük nedeni, sizlerde aynı sorunu yaşayan kardeşlerimizin yaşadıkları benzer sorunlarına çözüm bulmasına yardımcı olabilmektir. Her ne kadar seanslarda mucizevi olarak şifaya kavuşan herkese daha sonra yaşadıkları düzelmeleri incelemek için ulaşmak mümkün olmasa da, sizler için 2,5 yıl önce seansa gelen ve musallat yaşayanlar içerisinde en ağır vaka olan bir kardeşimizin Batman'da evini ziyaret ettik ve bu mutluluklarını tüm kanal takipçilerimiz ile bu video ile paylaşıyoruz. Bu görüntüleri özellikle bu videolardaki insanlar rol yapıyorlar. Bu insanlar parayla tutulmuş insanlar. Saik Erol Tangut sahtekar diyenlerin vicdanına ve insafına hitaben yayınlıyoruz. Ve diyoruz ki, güneşe gözünü kapayan sadece kendisine gece yapar. Musallatın tüm sırları yayınladığımız belgeselde deşifre edilmiş ve gerçek çözümleri gösterilmiştir. Gördüğünüz gibi hiçbir şey film veya canlandırma olmayıp tamamen gerçek canlı seanslardır. Cinci, muskacı, büyücü, falcı, rukyeci, hüddamcı, reikici, yogacı, bakımcı olarak cinler meselesini istismar eden şarlatan ve dolandırıcıların maskelerini bu yayınlanan canlı seanslar ile düşürmüştür ve düşürmeye de devam etmektedir. Bu arada yayınlanan bu YouTube belgeselinin çekimini yapan ve bu alanda gerçeklerin açığa çıkması için tüm risklere giren ve tehlikelere atılıp şeytanlaşmış insanlar üzerinden gerçekleri deşifre eden ve deneyimlerini sizler ile pervasızca paylaşan Saik Erol Tangut'a taciz iftirası ile yaptığı ve yaydığı ilmi karalamak isteyenlerin adalet önünde hesap vereceğine inanıyoruz. Nitekim taciz iftirası ile ilgili deliller kanalımızda yayınlanmış ve Saik Erol Tangut'u taciz iftirası yapanların gerçek yüzleri ve amaçları açığa çıkmıştır. Tüm bu iftiraların ve karalama kampanyalarının arkasında bu işten rant elde eden şarlatanların ve şeytana hizmet eden insi şeytanların olduğunu biliyoruz. Hasbinallahu ve nimel vekil diyor ve hepsini Allah'a havale ediyoruz. Kıymetli kardeşlerim, şimdi lütfen arkanıza yaslanın ve izleyin. Saik Erol Tangut sahtekar mıdır değil midir karar verin. Belalardan, lanetlerden, hayır, kahır ve kötü dualardan. Tövbe ettim, estağfurullah ya Rabbi. Tövbe ettim, estağfurullah ya Rabbi. Tövbe ettim, estağfurullah ya Rabbi. Ben çocuklarıma, dünya var, geçmiş ve gelecek. Tüm haklarını, helal ettim. Helal ettim. Helal ettim. Helal ettim. Helal ettim. Helal ettim.
beladan. Hatırlamıyor musun sırtına vurduğunu? He? Beni tişörtümü yırttığını hatırlıyor musun? Beni ısırdığını hatırlıyor musun? Hayır. Buraya geldiğini hatırlıyor musun? Hayır. Peki burada şu an nerede olduğunu biliyor musun? Hayır. Bilmiyorsun. Şeyden, Batman'dan mı gelmiştiniz? Batman'dan Ankara'ya geldiğini hatırlıyor musun hiç? He? Ama buraya girdiğin anı hatırlamıyorsun. Beni şu an ilk defa mı görüyor? Evet. Daha önce hiç görmedim. Yok. O zaman bakan sen değildin, gören de sen değildin. Enteresan değil mi? Çok enteresan. Bu adam ne yapıyor diye merak ediyor mu şimdi? Karşında oturup gülüp duruyor diye. Merak ediyor mu? Yok. Peki burada ne yaptığımızı biliyor musun? Hayır. Bilmiyorsun. Kaç kardeşsiniz siz? 7. Sen kaçıncı çocuksun Tuğba? 1. İlk çocuksun. Kaç yaşındasın şu an? 22. 22 yaşındasın. Daha önce böyle bayılma rahatsızlıkların falan varmış, hatırlıyor musun? Evet. Bayıldığın anı hatırlıyor musun? Hayır. Hiçbir şekilde hatırlamıyor musun? Ayıldığın anları hatırlıyor musun? Evet. Neden bayıldığını biliyor musun? Hayır. Peki daha önce beyninin içini sıkan bir şey vardı senin. Hatırlıyor musun bayılmadığın zamanlarda da? Ensenden doğru beynini bir şey sıkıyordu. Kalbimde. Kalbini mi sıkıyordu? Şu an o şey sıkıyor mu seni? Vücudun şu an normal değil mi? Peki şu an ne hissediyorsun? Kendini daha rahat hissediyor musun? He? Böyle özellikle banyoya girerken sende bir korku oluyormuş. Hatırlıyor musun? Şu an yine banyoya girme korkusu var mı sende? İçerisinde. He? Böyle banyoya gireceğin zaman bir anda içinde böyle bir korku, bir panik atak yaşıyordun değil mi? Ben hiç küs almadım. He? Küsün abdesti alamadın hiç değil mi? Ama aslında duş almaya böyle niyetlendiğin zaman bir şey seni sıkıyordu, fenalaşıyordun o zaman değil mi? Şu an duş almaya niyetlenebilir misin? Ceza vermene. Şu an o sıkan şey seni yok artık. Bitti. Tamam mı? Bir usul abdesti al. İstersen namaz bile kılabilirsin. Kur'an bile okuyabilirsin. Aslında Allah'a çok inanıyorsun değil mi sen? He? He? Evet. Seviyorsun da Allah'ı. Değil mi? Namaz kılmak da istiyorsun, zaman zaman içinden geçiyor değil mi? Ama yapamıyordun değil mi hiç? He? Yapacak mısın artık? He? Artık yapacak mısın? He? Yapacaksın ama inşallah, tamam mı? Geçti bitti. Namazlarını da kılarsın inşallah, abdest alırsın, tamam mı? Artık bitti inşallah, geçti. Tamam. Hadi geçmiş olsun bakalım. Yayın hakkı verir misiniz? Yayınlayalım mı? Olur hocam. Çünkü bu şekilde çok fazla sorun yaşayan insanlar var. En azından görsünler, nereden kaynaklı olduğunu bilsinler. Hocam şu yerdeyken bir eşhedü la ilahe getirsin. Daha önce hiç kelime-i şehadet getirememişti 7 yıldır değil mi? Besmele dahi getirmiş. Şimdi bir kelime-i şehadet getir bakalım Tuğba. Hadi bak yüksek sesle. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en tersurum. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne. Ve eşhedü enne. Muhammeden. Muhammeden. Abdühü. Abdühü. Ve Resulühü. Ve Resulühü. Şimdi daha önce annen baban sana kelime-i şehadet getirmeye çalıştıklarında
veya hocalara gittiklerinizde kelime-i şehadet getiremiyordunuz, doğru mu? Kelime-i şehadet geçirdiğin zaman, içinden getirmeye kalktığından içinden bir şey seni sıkıyor muydu Tuğba? Şu an sıkan bir şey var mı? Yok. Ne diyeyim? Evet. Dur bari dur kendini düzelteyim. Kızıma, kızıma. Allah'a hayretle. Dünya da hayretle. Güzel güzel. İlk buraya geldiğini hatırlıyor musun abisi? İlk buraya geldiğini hatırlamıyorum yani. Nasıl ama geldi? Seni hatırlıyorum. Beni hatırlıyorsun. Evet. Seansın sonunda böyle bir konuşma yapmıştık. Hatırlıyor biliyor musun? Hayır. Tam hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsun. Yaklaşık 7 senedir böyle ağır nöbetler geçiriyordun. Evet. Epilepsi nöbeti. Doktorlar epilepsi nöbeti teşhis koydular. Kendi içinde verdiğin bir savaş vardı. Seni böyle Hristiyan ol, şöyle ol, böyle ol diye böyle ateizme sevk eden bir düşünce vardı. Onu uzun yıllar böyle şey yaptın, onunla savaştın, Müslüman olacağım, ben Müslümanım, kafir olmam, ateist olmam diye ve hiç banyodan içeri giremiyordun. Evet. Ne oluyordu o an banyodan içeri, neden giremiyordun? Hatırlamak istemiyorum. Eski hatırlamak istemiyorum. Bir şey olmuyor. İstemiyorum. Peki. Bir sürü hocaya getirdi baban seni. Evet. Senin gibi aynı sorunu yaşayan insanlara tavsiyen ne? Dayak yemek, buraya gelmek. ama seni kendine getirtmek için yani vurmak zorundaydım. Farkındaysan ağır nöbetlerle geldin. Tam sen bayılacağın an ben senin sırtına vurduğumda ayılıyordum, bayılmıyordum. Farkında mısın? Bilmiyorum. Ve burada nöbet geçirmedi zaten. O nöbeti geçirmedi. Tam krize giriyordu. Hemen, peki bayılmaları ne kadar sürüyordu abi? Hocam bazen bir saat, bazen bir buçuk saat, bazen üç saat, bazen yarım saat. Bir tutmuyor hocam. Peki günde kaç kez nöbet geçiriyordu? Peşime gün sürüyor hocam. İlk gün her gün. İlk zamanlarda her günde, gün. Günde 6-7 defa düşüyordu ilk zamanlarda. Hı hı. Tabii zamanla hafif düşünmeye başladı. Ondan sonra ayda bir, 15 günde bir, ondan sonra bir hafta düştü, ondan sonra tekrar başladı, buraya geldi. Şiddetli bir şekilde devam ediyor. Evet. Doktorlar ne teşhis koymuştu abi? Koyamadılar hocam, hiçbir şey koyamadılar. Hiçbir şey. Kesinlikle ben... Kaç tane doktora getirdin? Valla hocam sayı bilmiyorum. Kaç hocaya getirdin? Yani bazen her günde götürürdük. Yani ambulans hemen bize çağırıyor diyorsun. Yani bayılıyorduk, direkt ambulans hastane, ambulans hastane. Doktor da akrabaydı. Doktor da akrabaydı. Evet hocam, o şey başarısı diyor. Teşhis koyamadılar. Yok hocam. Kendini kaybettiği zaman böyle neler yaptı yani? O 7 senelik süre senin için nasıl geçti abi? Çok zor hocam ya. Allah kimse göstermez. Allah aşkına kimse hiç bir zaman göstermez. Öyle diyeyim ben Allah'ımda. Kaç tane hocaya gitmişsindir yaklaşık? Hocam hatırlamıyorum. Kaç tane şehre gittin? Şıllar var mesela doğuda. Sen Batman'dan geldin. Evet hocam. Şıllara da gittin herhalde değil gittim mi? Tabii hocam. Görmeyeyim. Kaç tane şıha gitmişsindir? Diyorum ya sayı bilmiyorum yani. Geçen gün saydığımızda aklına gelenler tespih 33 tane. Bitti. Herhalde 33 tane zaten bu aklımda. Peki gittiğiniz şıllar size ne dediler bunun rahatsızlığıyla ilgili? Valla hocam kimisi öfüyordu, kimisi nuska yazıyordu, kimisi işte kendine göre bir şeyler yapıyordu. Peki dürüstçe bir soru soracağım sana. Buraya ilk geldik, seansı aldım, çıktım, gittim. Ya bu çocuğu bu adam düzeltemez, geldi benim kızıma vurdu deyip de doğrudur. Ben bunu itiraf ederim. İlk başta inanmıyordun değil doğrudur. Mi? Doğrudur. Peki, o kadar dolaştırdım ki o kafamda bir soru işareti kalmıştı. Ki beni de şey karşılamanız lazım hocam. Evet, ben kadar yani, normal bugün yaklaşık 50-60 kişi sana git de o şey gülmeyince... Tabii sonucu bir anda göremeyince ama sizin yaptığınız en önemli şey şu. Fanatik bizim takipçisi buraya getirdi, o ikna etti. Evet. Sabırla uyguladınız. Doğru.
Ve en son aşamaya geldi. Biz Tuğba'ya tövbe ettirmeye çalıştığımızda o an tövbe edemedi sen. Dilin falan dönmedi. Ben ilk konu eve... Peki benim dün akşam eve geldiğimi hatırlıyor musun Tuğba? Eve geldiğinde direkt benden kaçmak istedin. Hatırlıyor musun onu? Seni zorla tutup oturttuğumuzu hatırlıyor musun? Yok. Benim konuşmalarımı hatırlıyor musun? Yok. Hatırlamıyorsun. Sadece içinden bir şey benimle ilgili ne diyordu sana? Kaç git mi diyordu? Ne diyordu yani? Bir korku mu veriyordu? Ne yapıyordu? İçimden bir ses diyordu ki kaç git mi? İçimden bir ses dedi dur. O sana yardım edecek diyordu. Hmm. 5 saniye böyle küçük kardeşim gözümün önüne geldi duası. Gözümün önüne geldi, gözüm açıldı. Biz ne yaptık aslında? Dün akşam tövbeyi yaptıramayınca ona sana herkese onun adına tövbe istiğfar yaptık başladı. Doğru hocam. Çocuklar da hepsiyle. Yaklaşık bir saat kadar böyle. Peki koltuğun arkasında kedi gibi bizlik bir saat kaldığını hatırlıyor musun? Yok, onu da hatırlamıyorum. Hiç onları hatırlamıyorsun. Yok. Sen hep bağırdığında hatırlıyor musun? Yok. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Peki annene babana ve evdekilere tövbe istiğfar getirtirken vücudunda bir akımın yanmaya başladığını hatırlıyor musun? Yok. Ama böyle en son dakikada nasıl yanıp bu parmağımdan çıktığını gördüm. Su gibi. Su oldu. Bir şeyin simsiyah, aktığını. Simsiyah aktığını bu parmağımda gördüm. Yani sanki ölü bir ceset gibi böyle evet. Vücuttan bir akım. Ayrıldığı anda sen zaten kelime-i şehadet getirmeye başladın. 7 senedir sana kelime-i şehadet hiçbir hoca getirdin. Tekrar değil mi hocam? Ama Erol abinin tokatları mı? Değil. Peki hocam senin Allah geldiğini Allah. Hissetmiş mi? Nasıl? Senin geldiğini hissettin mi? Hocamın geldiğini. Yok. Ben eve geldiğimi hissetmedim. Yok. Ama içinde bir şey bana karşı müthiş bir kin besliyordu yok. Değil mi? Yok. O kadar değil. Yani diğer hocalara gittiğim kadar değildi. Kaçma hissi mi geliyordu içine? %50. Öyle değil. Ama bir şey de diyordun ki bu adam belki yardım edebilir diye. Evet. İçinde kalben de. İnanıyordum. İnanıyordum. Yani benim dayak gözümün önüne gelmedi hiçbir zamanda. Ama böyle sanki ruhunu bir şey hapsetmiş, evet. Senin bedenini eline geçirmiş, sana istediğin şeyleri yaşatmıyor gibiydi değil mi? Evet. Ve enteresan bir şey, dün akşam mesela dedin ki ben Kur'an'da 23. sayfada kalmıştım. Dedi. Doğrudur, 23. sayfada kalmış. Daha önce Kur'an okuyordum. Evet, Kur'an okuyordum. 20 sene sonra hatırladı kaldığı sayfayı. Çok sanki böyle... Ama... Kur'an okuyup bitiren, hatim yapan insanlardan daha çok ben iyi biliyordum. Teyzem 2 defa hatim yapmıştı, ben o kadar iyi bilmiyordu. Tertekle okumasını bilmiyordu. Hı-hı. Hocanın göz bebeğiydim ben. Zeki, ama sen çok dua et, çok değerli bir annen baban var. Biliyorum. Çok iyi yani, senin için... Bir de ablam, abim, eniştem olacak insan. Hepsi seni seviyorum. Ben de onları seviyorum. Seansının yayın haklarını da veriyor musun bize? Hadi verdim gitti. İyi adamlar olsun. Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Hocam Allah sizden razı olsun bu şeyden dolayı, bu ilginizden dolayı. Çok mutlu oldum. İki insanı tanıyorum, iyi bir dayak hak ediyorlar. Ben bir bakmadım. 7 sene aradan sonra kızımın bu halde gülmesi, eşhedi getirmesi, namazı kılması beni gayet gururlandırdı diye aldım. Bayağı elhamdülillah. Bir de çok zor. Bir baba için zor. Yani, Allah'ımdan değil bu yani. Bir çarpılma yaşadığını biliyorsun. Güsül abdesti alamıyor. Mümkün değil ya. Onun girdiğini beni çok zor. Kelime-i şehadet getir diyorsun. Kelime-i şehadeti getiremiyor. Mümkün değil hocam. Ben bunları gördüm. Gerçekten kartımı uzun size aldım. O kadar o derece geldim. Elhamdülillah. Hocam eşhedi getirsin ondan sonra. Bir kelime-i şehadet de getir bakalım. Senin ama ilk şeyde getirdiğin bir kelime-i şehadet var. Tam düzeldiğin zaman. O şeyi hatırlıyor musun o kelimeyi sen getirdin? Yok, yok. Boğara boğara sürer. Ben yaptım ya, sürer. Öyle yapalım. Neyse, söylesen yine kelime-i şehadetini. Bismillahirrahmanirrahim. Eşhedü ve la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. İşte bu. Elhamdülillah. Tuğba kaç yaşında rahatsızlandı abi? Tuğba 2008, 8. ayda. 15 yaş. Demek ki 15 yaşında takriben geliyor. Rahatsızlığı neydi?
rahatsızlığı o zamanlarda ben dışarıda çalıştığım için ve bana destek olması için kalkıp fındıklara gitti çalışıp toplamaya. Bana destek olması için. Orada gözünde bir karı bir şey mi geçiyor, ne geçiyorsa artık biz onu bilemeyiz, kendisi biliyor. O günden sonra bir türlü çocuğu toparlayamadık. Yani şu doktormuş, gitti doktora. Ben başta onu İstanbul'a götürdüm. Onu başta söyleyeyim. Psikiyatri dedik, belki psikiyatri olmuş olabilir diye düşündük. O psikiyatrin üzerinde ben bir sene boyunca dolaştım, bekledim diye belki gelişecek, iyileşecek diye umut ettik. Artık kim geldi dedi ki ya işte falan doktora git, psikiyatri doktora gittik. Kimisi dedi ki işte ziyarete git, ziyaretlere gittik. Kimisi dedi hocaya git, hocalara gittik. Kimisi dedi ki işte nasıl diyeyim, artık aklıma gelmiyor yani. Yani aklıma gelmeyen çok şeyler var da şimdi anlatmakla yaşamak gerçekten bir olmuyor. Tuba'yı doktora götürdüğünde ne teşhis koydular abi, ne dediler? Teşhisi koyamadılar abi. Çünkü düştüğü gün saati, dakikası belli, günü belli. Haftanın bir günde zaten düşüyordu. O bir kesindi. Biz onu takibe aldığımızda her perşembe günü düşüyordu. Takibe aldığımızda. Tabii aldıktan sonra biz bunu çözmeye başladık. Biz dedik ki, doktorlara gittiğimizde dedik ki ya bak perşembe günleri bu saatten sonra mutlaka bu çocuğa bir şeyler oluyor. Ne yapmamız gerekiyor diye soruyordum. Onlar diyorlardı bir al sana şu ilacı götür kullandır. Belki dengelir de kendi geliş, kendi iyileştirir diye. Ona da kullanıyorduk. O da çare etmedi yani. Peki abla sen ne sorunlar yaşıyordun Tuğba'yla elin içerisindeyken? Valla çok acı çektiği için tabii ben de o acıyı çekiyordum. Düştüğü zaman onu tutuyordum, müdahale ediyordum. Yani elimde geleni yapıyordum. Yani Allah kimsenin başına getirmesin. Çok zor günlerdi. Yani gürenler gürmeyenler aynı değil. En biz gürüyorduk. En büyük probleminiz neydi Tuğba'yla hastalandığı dönem içerisinde? Hiçbir problemimiz yoktu. Kendi kendinden yani iyiydi. Hep ona destek çıkıyorduk. Hiçbir dediğini iki etmiyorduk hastadır diye. Mesela ne diyordu onun dediğini yapıyorduk. Yeter ki düşmesin, yeter ki hasta olmasın. Onun istediğini yapmadığınızda ne yapardı? Biraz üzülürdü. Zaten her istediğini de yapıyordu. Hani agresif miydi? Kendisine zarar verir miydi? He, düştüğü zaman veriyordu. Her iki elini boğazına koyardı. 2-3 kişi zorla o elini onun boğazından çıkartıyorduk. Kendini tırmanlıyordu. Mesela bizi ısırmaya çalışıyordu. Ağzından küpü akıyordu. Peki soruyor muydun? Kızım niye bunları yapıyorsun? Yok, kendine geldiği zaman halsizdi. Bir şey hatırlamıyordu. Peki Mahmut abi, İstanbul'da doktorlara götürdün, bir sonuç alamadın. Evet abi. Daha sonra hoca hoca gezdirdin abi. Çok gezdim abi, çok gezdim. Hocalar ne dediler abi? Hocalar işte bir kağıt yazdırıp verip götür, işte bu bir üstüne dur, belki inşallah geçer. De ben cevap buydu yani, başka bir cevabını bulamadım yani. En sonunda, işte. 7 sene boyunca biz bu acıyı çektik. Allah kimseye göstermesin, Allah öyle acısı farklı bir şeydir. Hiçbir şey arada acısı gibi bir şey değildir. Her şey şu diyoruz, yani çocuğumun düştüğü anlarda ben diyordum Allah'ım bu da bir imtihandır herhalde. Biz hiç isyan etmedik, hep sabır ettik. Mutlaka bir ilacı vardır, mutlaka bir dermanı vardır diye bekledik. Çok şükür Allah bize bir yolu gösterdi, bize vesile oldu bu adamın elinde. Benim kızım da iyileşti yani, öyle söyleyeyim ben. Sonra bir şekilde yolun Ankara'ya düştü. Sağ olsunlar, dostlar sayesinde bu da oldu yani. Biz kendi isteğimizle, ben kendim desem ki izlemişim değil. Arkadaşlar tavsiye etti bana. Bu hocayı bir izleye, bir teşhisini koy. Eğer şey edebiliyorsan götürelim oraya. Sağ olsun destek oldu. Biz de yardımcı olduk. Kalktık götürdük yanına. Elin üzerinde de iyileşti çok şükür. Peki Mahmut abi, Tövbe-i Said kitap satışıyla tanışmanda Erol Tanrı Hoca ile bir araya geldiğinizde Erol Hoca Tuğba'yı ilk gördüğünde ne dedi? Teşhisi ne oydu? Neydi? Teşhisi ne koydu? Bu dedi Allah'ın izniyle dedi iyileşecek dedi bana. Allah'ın izniyle dedi bu çocuk iyileşecek. Siz dedi diyeceğimiz şeyi, reçeteyi uygulayın. Biz sizden farklı bir şey
demiyoruz. Sadece bu duaları, reçeteyi uygulayın. Allah'ın izniyle bu çocuktan bir şey kalmaz. Peki, Erol hocamız sizin adınıza hiç tövbe yaptı mı? Hani bugün iddialarda hep Erol hoca başka insanların adına tövbe ediyor. Ben Erol hocayı tanımıyordum ki zaten. Yok. Gene siz kendi tövbenizi kendiniz yaptınız. Tabii, evet. tabii. Bizim bu konuda çok eksiğimiz var. Onu söyleyeyim yani başta. Eksiğimiz olduğu için zaten biz bu hale geldik. Sonra Tuba ile ilgilendi Erol Hoca. Evet, Allah ondan razı olsun. Cümle. Evet. Kitabı onu söyleyeyim. Anlattı. Kitabın nasıl uygulanması gerektiğini anlattı. Tabii. Peki, orada Tuba'daki etkileşim neydi? Nasıl yani ben? Yani Erol Hoca ile ilk karşılaşıldığında Erol Hoca şöyle bir tövbe yapalım dediğinde Tuğba'daki hırçınlık hak safhada. Orada zaten belki işaretlerimiz vardır. Yani kişiler vardır. 5-6 kişi biz onu zaten demedik. Bizim ona getirmemizin de biz kontrol çıkardık onu oraya. Biz isteyerek onu götürmedik oraya. Yani biz onun istediğini biz götüremedik. Yani onu çıkardığımızda da biz dedik işte bir iş merkezine gidiyoruz ki kendine bir şeyler bakarsın diye. Yoksa o tür şeyleri de kabul etmiyordu yani. Ya kesinlikle 7 sene boyunca, 8 sene boyunca bu çocuk eşet getirmedi yerde. Hiçbir yerde. Azan sesi okunduğu anda azanı çıldırıyor. Ya o azan diyor nedir? Benim kendi kulağımı kapatıyor. Mazarlığın yanında geçemiyordu. Yani sabaha kadar yatmıyordu. Yatamıyordu da dostu. Yatmayınca biz de yatamıyorduk. O konuda biz de rahat değildik. Alsak olsun Allah razı olsun bu Erol hocamızdan. Bize destek oldu, yardımcı oldu. O da atlattık yani oldu. Olmaz. İnsan da namazsız olmaz yani. Namaz olacak yani evde. Namaz oldu mu zaten namaz insan direğidir yani. Bir şey yaklaşmaz sana. Bu evde namaz yoktu. Oruç yoktu. Eşhet yoktu. Hazine de olacak. Elhamdülillah biz bu hocayla tanıştıktan sonra o da oldu yani. Namaz oldu, eşhet oldu, hazinemiz oldu. Yani bir sıkıntımız kalmadı hiç oldu. Benim insanlara tavsiyem her şey bazı şeyler gibi değildir yani. Onu söyleyeyim başta yani. Bu anlaşılan nedir ki her şey doktor değildir yani. Belki doktorun ilacı ondan gelmedi yani. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Peki size de tebliğ edilirken Allah'ın emir ve yasakları tebliğ edildi ilk geldiğinizde. Evet. Öncelikle denildi ki namaz her şeyin direği. Namazı kılacağız. Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağız. Evet. Orucumuzu tutacağız. Geçmişte tutmadığımız oruçlar varsa bunların sadakasını vereceğiz. Evet. Ödemediğimiz zekatlar varsa bunları vereceğiz. Evet. Faizi Hazreti Allah Kur'an-ı Kerim'de haram kıldı. Eğer kredi kartımız varsa bir faize bulaştıysak bunların kefaretlerini ödeyeceğiz. Adak adamanın ne kadar kötü olduğunu sahihi hadislerde Hazreti Peygamber Efendimiz Allah zaten bize anlatıyor. Adak adanmaması gerektiği. Peki bu Allah'ın emir ve yasakları dışında size herhangi bir şey söylendi mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Ben bunu diyen de günahı almış olmayan kesinlikle bir şey yoktur yani. Bunun dışında bir şey çıkmadı bize. Bize söylemedi yani. Yani eğer anlatmamızdan bir eksiklik varsa da bilin ki bizim şeyimizden de eksiklik vardı yani. Onu söyleyeyim ben. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. Ben dedim ben beddua etmişim. Böyle hastalandı. Ben diyorum Allah'ım ben ettiğim bedduadan dolayı böyle olmuş. Ondan dolayı tövbe ettim. Allah sizden ondan razı olsun hocadan. Vallahi hiç hoca tarafından onun hiç eksik bir şeysi yoktur. Bire birdi. Allah razı olsun. Tabii Allah şifasını gönderdi. O da vesile oldu. Bize çok destek oldu. Bize dua verdi. Bize tövbe etti. Bize duaları ona erkeksiz bize ne dediğini onun dediğine yaptık. Allah'a yalvardık.
Allah da şifa, iki seansta Allah şifasını verdi. Elhamdülillah. Yani çok şükür. Sen de bu sayede bedduanın ne kadar kötü bir şey olduğunu anladın Allah. Çok kötü. Artık diline almasın evet. Beddua. İnanıyorum. Kimse çocuklarına beddua etmesin. Beddua ettiler. Hemen tövbe evet. Etsinler. Tövbe etmek çok iyi bir şeydir. Çok yani. Yani şeytan şerine düşmesinler. Hamza abi, kızınızın vücudunda bir enerjinin olduğunu, bir şeytanın olduğunu ve o şeytanın Tuğba'ya usul abdesti aldırmasının önüne geçtiğine inanıyor musunuz? İnanıyoruz. İnanıyoruz. Nasıl inanıyoruz? Çünkü bu çocuk 7 sene banyoya girmedi. 7 sene boyunca banyoya girmedi. Banyonun mesela lafını bile etmiyorduk. Usul abdestini almıyordu. Affedersin... Lavaboda onu yıkıyordum, ben yıkıyordum. Kendisi de kendini yıkayamıyordu. O yani öyle gülüyordu mesela, beyliydi. Hani bir düştüğü zaman, ezan okuduğu zaman bağırıyordu, çağırıyordu, ses çıkartıyordu. Parmaklarını kulağına sokuyordu. Ağzı sesi duymasın diye. Gelmesin. Biz nalet şeytana gelsin. Diyorduk, o diyordu size haşa gelsin. Bize tükürürdü. Böyle Müslüman olmayanların ses şey onları çağırıyordu, onların laflarını söylüyordu. Bu benim kardeşimdir, bunlar sen annem değilsin, benim annem başka biridir. Yani biz şeytan onun içinde olduğunu biliyordum. Allah kimseye göstermesin. Yani kurban olduğum Allah'ıma çok şükür şimdi biz hocaya gittiğimizden beri hoca müdahale etti, Allah razı olsun. Allah şifa. Ya bize dua verdi. Biz de duayı uyguladık. O çok şükür iyileşti. Bize verdiği duaları, verdiği kitapları okuduk, duaları ettik, namaz kıldık. Oruç tuttuk. 7 gün oruç tuttuk. Ben, babası. Adakımızı verdik, adak kestik. Adakımızı verdik. Çok şükür. Allah yoluna. Mürit de vereceğim inşallah. Daha mürit de vermeye de şeyimi vermemiş yani. Yani çok şükür eve geldiğimizden beri kızım banyoya da gitti. Kızım başını da yıkadı. Kendi başına namazını da kılıyor, orucunu da tutuyor. Çok şükür. Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Allah bu sevince keser şatsın. Vallahi Allah sayesinde, hoca sayesinde. Allah sizden ondan razı olsun. Abla Tuğba'nın bedeninde bir şeytan olduğunu öğrendikten sonra böyle bir yola gittik elhamdülillah. Evet. Peki bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde resmi olarak sen şeytanın farkındasın. Evet. Böyleydi. Benim evladıma bir şeytan musallat olmuş. Bana yardım edebilirim ya da yardım edebilir misiniz diyebileceğim bir kurum var mı? Bulamadım. Yok görmedik. Yok bulamadım. Hiç hocalara, ziyaretlere götürürdük. Zaten baygın halde götürüyorduk. Baygın halde getiriyorduk. Zaten ziyaretleri bahsettiğimizde veya bir yere götüreceğimiz zamanında kendisi hissediyordu. Kendisi. Kasma başlıyordu. Hoca biz onu, ben bir sene şahit oldum. Yağmurun altında arabayla belki bir kilometre yakın ben sonra adrenalin yakaladım. Arabayla. Yani bırak araba kasması yani. Mesela biri geldi mi dışarıda bir şey Kulauzura bir nasi okurdu. Kulauzura bir felak okurdu. Düştüğü zaman biz okurduk. Bize saldırırdı. Bize tükürürdü. Yani okumayın diyordu. O bayan geldiği yani. Zamanda ona bağırıyordu. Nedir bebe söylüyorsun bu ne? Yani niye okuyorsun? Okutamıyordu. Çok şükür şimdi. Elhamdülillah. Ana bekleyeceğim. Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Allah sayesinde, hoca sayesinde. Hani hiç kimse iftira atmasın. İyi bir insan. Evet. Gerek Diyanet İşleri Bakanlığı, gerekse devletin diğer bakanlıkları altında. Evet. Böyle bir şeytan öldürme yeri veya bir tövbeye sevk yeri, resmi bir kurum olmuş olsaydı eğer. Evet. Siz gönül rahatlığıyla gidip, bizim evladımızın böyle bir sıkıntısı var. Bizimle ilgilenebilir misiniz diyebilir miydiniz? O kurum olsaydı şayet. Evet. Oraya tabii giderdik. O zaman olduğu zaman böyle bir kurumun olduğunu düşünürsek siz evladınızın yaşamış olduğu sıkıntılarında hastaneye gider gibi bu kuruma gideceksiniz. Mutlaka. Tabii. O zaman ne olmuş olacak? Kimse muska satamamış olacak. Muska yazamamış olacak. He orası doğrudur. Şirke, ümmeti Muhammed Allah'ın izniyle düşmemiş olacak. Evet. Burada şunu çok rahat diyebiliriz. Sen nasıl ki diyorsun ben evladımla elhamdülillah tövbeyle bir şifaya kavuştum. Elhamdülillah. Devlete buradan mesaj verebilirsin.
bir tövbe merkezi, Diyanet İşleri Başkanlığı... Açmazlığı, ben açmazlığı tavsiye ederim. Tavsiye ederim. Tavsiye ederim. Tövbe ve dua öğretti. Ben tavsiye ederim. Tavsiye ederim. Çünkü sen bunun faydasını gördün. Gördüm, çok şükür. Gördüm. Çok şükür. Bugün Erol Tanrut yapmış olduğu seansla bir şekilde vesile olmaya çalışıyor. Evet, Allah razı olsun ondan. Elhamdülillah, ağzınızın tadı da yerinde. Çok şükür. Çok şükür. Eğer ki Erol Tanrut bu işi yapmamış olsaydı ne yapmayı düşünüyordunuz? Soru bir daha alabilir miyim sana zahmet? Yani bugün Erol Tanrut olmasaydı. Evet. Siz tövbeyle hiç tanışmamış olsaydı. Herhalde böyle bu işte kadar dalacaktı ki diye düşünüyorum. Çünkü biz karşılaşmadık öyle bir şey yani. Sen daha önceden hazırdın değil mi aslında abi? Tuğba'yla bu bir öbür gidecek diye. Tabii tabii ben inanmadım yani bu böyle gençlerime inanmadım. Çünkü çok götürdüm, çok dolaştırdığım için yani inanmadım. Bana bu vesile olacak yani. Bazen bazı insanlar diyordu falan ziyarete götürseniz belki iyileşir. Ben diyordum kurban olduğum Allah'ıma. Kalmadığı yer kalmadı, götürdüğümüz yer kalmadı. Yani biz sayı sermaye atmışız ha. Böyle devam edecek. Yani inanmıyordu kurban olduğum Allah'ıma. Şifası... Demek ki oradaymış. Hocam bir vesile oldu. Allah bin kere. Allah razı olsun ondan. Ben çok anlamlı bir şey. Allah'a inansın. Tabii önce duaya da önce Allah'a inansınlar. Dua etmekle, namaz kılmakla, tövbe etmekle. Ama sağ olsun bize vesile oldu. Yani yavaş yavaş. Bir kereden iki seansta 7 gün kaldık. 7 gün. Ama çok şükür pişman değiliz. Çok şükür. Allah razı olsun ondan. Biz hep bunu söylüyoruz. Şimdi aklıma gelmeyen çok şeyler var. Çok yaşadığım için aklıma gelmiyor şimdi anlatmak. Ya da olsaydı yani. Bu kadar hocalara gitmişiz. Kimse, hiçbir hoca da şeyh dediler, hocayı dediler. Demediler mesela tövbe edin, böyle yapın. Allah sizden ondan razı olsun gittik, gitmedik. Ben dedim dedi yani nesi var dedim böyle böyle. Ve dua etmişim. O içimden. Yani bana diyen şey de ben para mı yapmışım? Ben dedi tövbe edin kızım. Elimizi açtık. Ya videoda da vardır. Allah'a yalvardık. Bize öğretti mesela tövbe etmeyi öğretti. Yani biz boşuna Batman'a kalkıp Ankara'ya gitmedik. Onu söyleyeyim yani. Duaları okuturduk. Okuduk çok şükür. Elimizi Allah'a açtık. Allah şifasını verdi. O da vesile oldu. Allah razı olsun. Başım üstüne gelmişsin oradan. Ben buradan Ankara'ya kadar hocama çok selamı söylüyorum. Bize bu tür şeyi yaşattığı için, bu huzuru yaşattığı için. Tabii önce Allah sonra bu tür insanların sayesinde biz bu hazire kavuştuğumuz için çok teşekkür ederim. Batman'dan Ankara'ya kadar selamlar, saygılar, sevgiler. Hastalıkların sebeplerine bakışımızda unutulan hakikat cihetini tekrar hatırlatmaktır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Size derdinizi ve onun devasını bildireyim mi? Dikkat edin, sizin derdiniz günahlar, devanız da istiğfardır. Evvela şu yanlışları düzeltelim. Çarpılma, uğrama olarak bilinen cinlerin insanlara musallat olmasının sebepleri şöyle bilinmektedir. İnsanlara aşık olması, görmeden üzerine basılması, bir yere sıcak su dökülerek rahatsız edilmesi, büyü ve sihir yapılması, nazar ve haset edilmesi. Ayrıca Ümmü Sübyan adı verilen anne karnındaki bebeğe zarar vermek maksadıyla gelmesi vesaire sebepler. Lakin bu mahlukatın tasallutuna Kur'an-ı Kerim'de şöyle işaret edilmektedir. Şu A'raf suresi 221 ve 222. ayetlerde mealen şeytanların kime ineceğini size haber vereyim mi? Onlar günaha, iftiraya düşkün olan herkesin üstüne inerler. Zuhruf suresi 36. ayette mealen kim Rahman'ın zikrini görmezlikten gelirse biz ona bir şeytan musallat ederiz de o ona arkadaş olur. Asiyiz. Allah'ın emir ve yasaklarına itaatsizlik ediyoruz. Allah'a söz verip tutmuyoruz. Israrla günah işliyoruz. Öyle bir gamsızlık ve gaflet içindeyiz ki tövbe dahi etmeyip şeytanların bedenlerimize musallat olmasına izin veriyoruz.
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه